Yani Ankara Gücü çok büyük bir camia. Ben buraya geldikten sonra bunu net bir şekilde daha iyi anladım. Camiam adına çok üzgünüm. Bu yaşatılan süreç bize karşı. Bundan dolayı üzgünüm. Hakemler adına da çok üzgünüm. Kendilerini bu pozisyona sokuyorlar. Bu kadar net verilmemesinin arkasında hiçbir şey aranamayacak kadar. Çok bariz bir hata. Yani bir şey söylersek Galatasaray maçımız var. Takımın başında olmak istiyorum. Ama her şeyden daha önemlisi bu camiaya gönül vermiş herkes adına çok üzgünüm bu gece. Ama hakemler adına da çok üzgünüm çünkü bu seviyelere bu kadar bariz, açık, aşikar hatalar bence yakışmıyor. Yapacak bir şey yok. Ankara Gücü güçlü, kuvvetli, camiasıyla, taraftarıyla. Ben daha önce de söylemiştim. Bu süreçleri umarım yaşamayız demiştim ama inşallah bu süreçleri yaşadığımız son maçımız olur. Sizin de dediğiniz gibi. Dediğim gibi hem camiam hem hakem adına çok üzgünüm. Mücadeleci bir oyuncu, genç bir arkadaşımız. Ben geldiği için çok mutluyum. Her oyuncuyla alakalı fikirlerim var. Ama yani transfer dönemi sonrası bazen sezon başı transferleri gibi değerlendirmemeniz gerekiyor. Devre arası transferlerini. İkinci, üçüncü gün antrenmanıyla takımla beraber olan lige, rakiplere, kendi takım arkadaşlarına, sahaya, atmosfere, şehre, alışma süreçleri oyuncudan olacaktır. Ben kendi planlamamıza uygun olan net oyuncular seçmeye gayret ettik. İhtiyacımız da vardı bence. Ben karşılığını alacağımızı düşünüyorum transfer yaptığımız bölgelerle alakalı. Ama oyunu daha dominant hale getirmek için zamana ihtiyacımız olduğunu da kabul etmem gerekiyor. Şu an biz mücadele ettiğimiz bölge, savunduğumuz bölge üzerinde ne zaman o istediğime sadık kaldı takım, puanlar aldık, kazandık. Ne zaman birazcık uzaklaştık, ne zaman boyumuz uzadı, o zaman da ligin biz temassız oyunun oynayan takımlarının başında geliyoruz. Biz mesafelerimizi açmamız gerekiyor. Takım için oynayan, takım için mücadele eden, takımı her şeyin üstünde gören her oyuncuyla sonuna kadar mücadele edeceğim. Şimdi Tolga 2,5 ay sakattı, döndü, 2 tane maç oynadı. Performansından memnun olmadım hiç zaten çıkardım oyundan onu. Bir oyuncunun kendi profili vardır. Siz bir teknik adam olarak dokunabileceğiniz yerleri vardır. Gelişir, gelişmez. Birazcık da bu iletişim gibidir. Siz karşı tarafa verebildiğiniz kadar aslında, o da sizi dinlediği kadar ya da anlamak istediği kadar anlar. Oyuncularla ben Tolga'yla geçmişte de beraber takım arkadaşlığı da yaptım. Başakşehir'de de oyuncumdu. Hani özellikle benim istediğim bir şey değil ama ben merkez oyuncuların çok daha pragmatik oyuna bakması gerektiğini, futbolcuyken de böyleydim. Daha sonuç odaklı. Daha kendilerini rakibe ve topa daha az temas oynayarak doğru yere çıkaracak pozisyonlar üretmesi için çabalayan bir teknik adamım. Bugün ilk yarıda bu bizde yoktu. Bunu söyleyebilirim. Onun dışında biz 6 haftadır zeminle alakalı yorumlar yapıyoruz. Benim oyuncularımın sağlığı en az rakip takım oyuncularının sağlığı kadar değerli ve önemli. Biz Türkiye Futbol Federasyonu'na birkaç kere bu konuyla alakalı serzenişlerimiz de olmuştu. Ama hem Ankara'ya bu zeminin yakışmadığını söylemiştik. Hem de 2 tane takımın 2 haftada toplam 6 tane maçı o sahada oynamasının ne kadar yanlış olduğunu söylemiştik. Bunda bir düzeltme yapmadılar. Oyuncuların sakatlanmasıyla alakalı da Gençler Birliği ne yazık ki çok değerli bir oyuncusunu kaybetti. Onlardan da rica etmiştik oynamamak adına. Onlar da kabul etmediler bu teklifimizi. Doğaldır da başka sahada yok aslında var uygulanabilecek. Ama ben ülkenin bu anlamdaki en büyük problemin zemin olduğunu söyledim. Geçmişte de bugün de söylüyorum bunu. Biz kendi sahamızda seyircisiz maçlarımızın bittiği Galatasaray maçıyla beraber Galatasaray'a karşı oynamak istiyoruz.